Destek Arkanı'ndan hepinize merhaba. Ben Victoria Ceren. Belki YouTube kanalından biliyorsunuz. Bugün size koçumun bana yaptığı programı uyguladığım bir video çekiyorum. Umarım bu video sizin için faydalı olur ve nasıl çalıştığımı ve bu koçluk programının da nasıl ilerlediğini görmüş olursunuz iyice. Öncelikle kahve yapıp sonra hemen derse geçelim. Bu arada kahve yapmaya gitmeden önce size zaten daha detaylı gösteririm. Biraz parlıyor ve ekranım çok pis. Burada programım yazıyor. Bu bir haftalık tatilin birinci haftası için yaptığımız program. Şimdi bunu sizinle beraber küçük bir not kağıdına yazacağız. O not kağıdını da ben buraya falan bir yere koyacağım. Bitirdikçe üzerini çizeceğim. Devam edelim. Şimdi kahve yapmaya gidebiliriz. Matematik denemesi çözdüm ama size nasıl çözdüğümü gösteremedim. Çünkü zaten süreyle tuttuğum için hem bir yandan telefonla çekmek ve sonra kapatmak bana zaman kaybı oluyor açıkçası. Hem dikkatim dağılıyor hem de zaten hızlı hızlı çözmem gerekiyor. O yüzden o kısmı size çekemedim. 3-4-5'in bu 6. matematik denemesini çözdüm. 58 dakikamı aldı. 58 dakikada bitirdim. 32-25'te net yaptım. Birazdan burada yapamadığım sorulara bakacağım. Kontrol ettim. Yapamadığım sorularla uğraşacağım. Tekrar yapamazsam video çözümlerini izleyeceğim. Bir de paragraf çözdüm. Size biraz programı da anlatayım. Biz Mustafa ile programı şöyle yaptık. İlk önce genel olarak günlük yapmam gereken şeyler. Normalde bugün TYT denemesi vardı. Ama ben TYT denemesini Perşembe günü yaptığım için, yani günlerin yerini değiştirdim. O yüzden bugüne branş denemelerini koydum. Matematik, sosyal, fen denemesi koydum. Açıkçası Mustafa bunları genelde bana bırakıyor. Biraz daha benim isteğime göre bırakıyor. Ama bana söylüyor hani bu kadar TYT denemesi çöz, bu kadar branş denemesi çöz diye. Ben de o yüzden bugüne branş denemelerimi aldım. Bu arada bugün günlerden cumartesi. Dün bir de AYT sınavına girdim. Neyse ondan sonra konuşuruz. Şimdi o yüzden programda da ilk önce günlük yapmam gereken klasik şeyler var. Geometri, paragraf, problem gibi. Ama bugün matematik denemesi çözdüğüm için de problem koymadım. İkinci kısımda da zaten az önce de tabloda gösterdiğim gibi dershane çalışması altında olan şeyler. Bunları da birazcık Mustafa bana bırakıyor. Çünkü o gün ne işlediğime de bağlı olarak ya da hangi konuyu tekrar etmem gerektiğine bağlı olarak onları ben belirliyorum biraz daha. Bugün AYT biyoloji bitki tekrar edeceğim ve iki tane soru bankasından soru çözeceğim. Sözcük türlerini bitirmem gerekiyor. Dil bilgisinde birazcık hala eksiğim var ve o yüzden en baştan bir başlayalım dedik. Hızlı hızlı ilerleyeceğiz orada. Dershanede hala limitteyiz. O yüzden limitte soru çözeceğim. Bir de video izlemek istiyorum. Soru çözümü videoları. Özellikle matematikte soru çözümü videoları izlemek benim çok işime yarıyor. Bir de buraya eklemedim. Hatta onu ekleyeyim. Biz dershanede gazları da bitirdik. Yani gazlar soru çözümü yazabilirim buraya. Zaten günlük olarak yapmam gereken şeyler hızlı hızlı bitiyor. Hemen sosyal denemesi, fen denemesi, bir de geometri çözüp geliyorum.
denemelerimin hepsini çözdüm. Sosyal, fen, matematik. Ben hepsi bitti. Ama şöyle bir sıkıntım var ki bu matematik diyorum. Bu sosyal denemesi beni çok zorluyor. Çünkü yorumdansa inanılmaz bir bilgi soruları var ve bilgi sorularını ben açıkçası yapamadığımı fark ettim. Ama bir yandan da iyi oluyor çünkü ben çok fazla konu çalışmıyorum sosyal dersleri için. Ama buradaki her çıkan sorunun da gerçekten güzel güzel okuyorum. Soru çözümünü yazıyorum. Eğer birazcık bilmem gerekiyorsa onu tekrar ediyorum ve üzerine notlar alıp ilerliyorum. Geçen gün kendime bunu yayınladı. Hız ve Rengin bu kondisyon denemelerinden almıştım. Seviyesi gerçekten nasıl pek bir fikrim yok. Sanırım çok kolay bir deneme değil. Orta seviye diyebiliyorum ben. Tam emin değilim ama hoşuma gitti. İşlerde çok güzel indirim vardı ve onu da burada gördüm. O yüzden aldım. Bir de şöyle konu tablosunun olması çok hoşuma gitti. Buna dikkat ediyorum ben aldığım kitaplarda. Hoşuma gidiyor doğru yanlış işaretlemek. Burada 30 tane deneme var. Evet, deneme rutinlerimizi de böyle bitirdik. Şimdi sırada ne var? Hemen bakayım. Geometri var. Bir de geometriyi de yapalım ve dershane tekrarına geçelim. Ben geldim. Birazcık arkadaşlarımla telefonda konuştuk, sohbet ettik. Geometriyi de hallettim. Geometride şöyle yapıyorum. Bunu size paylaşmak istedim açıkçası. Benim için yararlı olmuş çünkü. Mustafa bana demişti ki geometride sırayla çözme. Yani karışık çözsen senin için daha iyi olur, verimli olur demişti. Mesela ben dershanede şu an çember gördüm. Bir gün çember çözüyorum ama canım sıkılıyor. Bir gün dörtgen çözüyorum, bir gün üçgen çözüyorum. Böyle böyle karışık ilerliyorum ki benim için de bu daha yararlı oldu. Bunu yaklaşık 1-1,5 aydır uyguluyorum diyebilirim. Ve benim için şimdiden fark etti çünkü konuları unutmamamı sağlıyor. Hep tekrar etmemi sağlıyor bu. O yüzden bunu eğer geometride sıkıntı yaşıyorsanız bence deneyebilirsiniz. İçin 3-4-5'ten birazcık soru çözdüm. Şöyle göstereyim. Şu testleri çözdüm. Birazcık zorlandım açıkçası. Ben daha kolay çözebileceğimi düşünmüştüm ama pek fazla olmadı. Normalde bunu da çözecektim AYT kitabından. Ama ertelemeye karar verdim. Yarın sabah biraz daha konu çalışıp, ya aslında konuda değil de soru çözüm videosu izleyeceğim. Eksiklerim nerede ona bakacağım. Sonra bunu öyle başlayacağım. Yoksa boşuna harcarım gibi hissettim. Evet, bu kadar. Biyolojiyi bitirdim. Açı şu an birazcık kötü. Çünkü telefondan çekiyorum ve telefonumun şu an şarjı yok. O yüzden böyle çekebiliyorum. AYT matematikle devam edeceğim. Limit için soru çöz artı video demişim. Ama limitte çözecek soru kitabım kalmadı açıkçası. Hepsini bitirdim. Yani hepsi değil ama kullandıklarımın hepsini bitirdim. Şimdi de Eyüp Hoca'nın limit için soru çözümlerini izlemeye başlamıştım ve en son videosuna gelmiştim. Limit süreklilik efsane sorular 3 saat tek video 60 sorum. Buna başlamıştım. Sesini kapatayım size, hatta videoyu da göstereyim. Birazcık programdan bahsetmek istiyorum. Videonun aslında başlarına birazcık bahsetmiştim. Ama şimdi biraz daha konuşmak istiyorum çünkü nasıl uyguladığımı da gördünüz.
Ve eğer daha çok merak ediyorsanız genelde nasıl çalıştığımı, nasıl programlar yaptığımızı, kendi kanalımda bütün paylaştığım programları zaten Mustafa ile yapıyoruz. Onları uyguluyorum. Eğer merak ediyorsanız günlük çalışmalarıma da oradan bakabilirsiniz. Evet, devam edelim. Arkadaşlar bu videoyu burada kapatıyorum. Size günlük çalışmamın bir parçasını göstermeye çalıştım. Umarım uyguladığım programdan kendinize alabileceğiniz bir şeyler bulmuşsunuzdur. Az önce çekerken hafızam bitti. Telefonun hafızası 64 GB olduğu için fazla video çekemiyorum. Ve yarıda kesildi. Her neyse ben artık yatıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kısımlarını herhalde söyledim. Söylemediysem tekrar söyleyeyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi geceler.